Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmedim sizlere. Yavaş yavaş video çekmelere başlıyorum. Bu videolarda bilgi edineceğiniz, Work and Travel ile alakalı bilgi edineceğiniz videolara hazırlanın. Ve hafif de böyle vlog tarzı videolar çekeceğim. Çünkü tüm ekipmanlarımı aldım. GoPro aldım. iPhone 14 aldım. Vesaire vesaire. Yavaş yavaş böyle güzel videolar çekmeye başlıyorum. İlk önce size Work and Travel programında kaldığım yeri göstereyim. Yaptığım işi falan, nerede çalıştığımı göstereyim. Şu şekilde ben böyle bir odada kalıyorum. Cidden mapushane ya. Amerika şartlarının, hatta en alt şartlarda yaşıyoruz ya. Hayatta kalma hikayesi gibi bir şey. Ben burada yatıyorum. Oda 4 kişilik. Şu an 3 kişi kaldı. Zaten yurt deseniz yavaş yavaş revan öğrencileri gidiyor. Sadece Türklerle bazı Cevan öğrencileri kaldı. İşte koridoru falan böyle. Oh. İşte ortak tuvalet falan. İşte burada da ortak duşlar var. What's up, man? Az kişi kaldı. Yavaş yavaş zaten Amerikalılar gelmeye başlıyor. Odalarda falan Amerikalılar kalıyor çünkü sigara üstü bir şey var. Yeni bir etkinlik işte. Halloween falan yaklaşıyor. O yüzden sürekli gece çalıştıkları için şeyde kalıyorlar. Buradaki dormusta kalıyorlar. Giriş katı falan göstereceğim. Front desk diye bir yer var ön tarafta. Girişte. İşte tüm kaydınız falan orada yapıyorsunuz. İşte burası. İşte Amazon'dan bir şey sipariş ettiğinizde falan. Buradaki çalışanlara soruyoruz. Şu an yoklar. Çünkü park kapalı. Böyle otomatlar falan var. Şey, para atıyoruz. Her şey 1 dolar. İşte kolasıdır, fantasıdır falan filan. Burada da işte seçim yapıyorsun. Snickers 1.25. 1.25. Sonra M&M var. Twix var. Genel TR'deki abur cuburlar var ya. Bazı farklı şeyler. Belki Cheetos'un bu çeşidi falan yoktu. TR'ye göre pahalı ama burada işte birim fiyatına göre ucuz şeyler. Türklerin yanına gidiyorum. Bak 4 tane, 3 tane Türk kalmış. Cevan öğrencileri var. 2 tane şurada Cevan öğrencisi oturuyor. Şu dayı Amerikalı. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. İşte bunlar Cevan öğrencisi, Türkler. Cuma son günü. Son haftaları son diyelim. Kanka ne düşünüyorsun Karabüs hakkında? O kadar güzel duygularım var ki hangi birini açıklayayım bilemiyorum. Gerek saat verme konusundaki tutumlar olsun, gerek yurttaki misafirperverlikler olsun. Yani, o kadar iyi ki, o kadar memnunum ki. Utku sen ne diyorsun? Yani çok memnunum. Adam o kadar memnun ki burada kalmayı düşünüyor. Ziyan olmasın. Yani ben bir daha gelmek istemiyorum yani. Bu tecrübe bana yeter gerçekten. Ben doydum. O kadar iyi davrandılar ki. Öbür kişilere kalsın diyorsun. O kadar iyi davrandılar ki ben doydum. Gerçekten. İşte arkadaşlar. Gerek akıl sağlığım kayboldu. Gerek eve erken gönderildim. Tüm sıkıntıları beraber atlattık. Yani tüm yani aynen atlattık. Bayağı sıkıntı yaşattı. Ki gerek arkadaşlarımız de, yurttan atıldı. Aynen. Çok atılan falan oldu. Hepsini sizlerle paylaşacağım. İşte öyle. Burada da Türkler böyle işte. Son haftaları kaldı. Arkadaşlar şimdi server'ın en değerli insanın yanına gideceğim. Şimdi onunla tüm değerlendirmelerini alacağım. Bak orada. Şurada Recreation Center. Burada işte millet ufaktan da olsa nebze eğlenmeye çalışıyor. Herkes de
kişisel silahlanma olduğu için tüm her yere bundan danışıyorlar. Şimdi Türkolar, daha bir sürü Türko var. Ya zaten yarısı gitti, yarısı burada. Bak şunlara bak ya. En değerli insanlar. Yarın geliyor lan yarın sabah. Selam söyle kanka. Lan buradan Türkolara. Kafamda dedim ne oluyor bunun. Senin üstün başını güzel almışlar mıydı? Kanka artık yemeye başladık ya. Türklerin egemenliği altında. Lan çekiyor sen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GoPro'muzla bir çekim yapıyoruz. Çalışmayı bitirdik ama hala yorgunluklar üzerimizde. Ayaklarımız hala aylardır kokuyor. Aylardır çalışıyoruz. Şu ayağın haline bak. Hasan'ın ayağının haline bakın arkadaşlar. Hasan. Benim ayağımı da bok gibi kapatıyorum çorap giyerek. Bu adamı bu duruma düşürenler utansın. Şu adam SpaceX'te çalışacak adam. TRT 2000 yapmış adam. Adamın duruma bak ya. Kapattı götünü siktiriyor. Olsun ya. Açık çalışacaksın yok. Abi. Ekmek sansür atar. Ekmek Hasan'ın ağzında. Aynen. Kardeşim. Bu adamla az yol yürümedik. Evet. 45 dakika ikinci iş için yol yürüyorduk. Muhabbet, sohbet. Abi gidiyoruz işe. Sağ olsun, çok abi gidiyoruz işe. Regular cheese, big double cheese. Kaç para oldu? Big double cheese regular abi. Kanka işte. 100, kaç? 60 birim aldım kanka. Ciddi misin? Yani. Ben de alayım. Ben nereden aldım? Kanka indirime girmişti. 80'de 60'a düşmüştü. Şu an indirimde mi bilmiyorum. Ay işte arkadaşlar burası Recreation Center. Milletin işte eğlendiği tek nokta burasıydı. O da eskide kaldı abi. Aynen. Nasıl bak kimse... adam. Amerika'da iPhone 14 Pro var ama işte Amerika cennet. 1,5 haftalık maaş. Ben de gittim 13 Pro aldım bir zekalı gibi. Şey amına Suriyeli. Bizim 13 Pro almaya kelsin anlasın. Kardeşim ya. 13 Pro'mu ve AirPods'umu koyuyorum. Bu adama bir sürü millet dedi ki kanka 14 Pro yetişirsin şöyle böyle. Bu adam gitti parasıyla değil mi? Bastı parayı aldı. Şu an şu telefondan yok. Yok mesela. Şu telefondan satın alamazsın. Dünyada yok. Amerika'da bir tane. İsteseniz de alamazsınız bunu. 14 Pro her yerde var ama. Yani görüyorsun. Ben de 13 Pro Max vardı. İade ettim son gün bunu aldım. Bu adamın hikayesi de farklı. Adam 14 Pro aldı, Altez kullanıyor. Bu adam da 13 Pro alıyor adam. 2 haftalık iade değişim cartürtü var. Son günde değiştiriyor. Ve sonra gidiyor 14 Pro'yu alıyor. Bir dakika sürüyor. 14 Pro artı AirPods aldı hepsi. Aynen adam. AirPods da mı aldı? Ha. Beleş mi? Agaya beleş kanka, mi? Kanka üst para üstüyle almıştım. Yani. İyi kanka. Para üstü. Kulaklık aldı. Para üstü AirPods. AirPods. O biraz zor halki oldu. Yani. Para üstü kaldı. Orası çocuklar dedi ki burada... Bak, kardeşim küfür yok ya. Bu YouTube'a yayınlayacağız. Sonra bizi Rütük banlamasın. İşte arkadaşlar burada da işte eğlencemiz Recreation Center. Yatıyoruz kalkıyoruz evet, burada. Abi, karnım işte. 2 aydır burada buraya uğrayamıyorduk. Şimdi yavaştan uğramaya başladık. 4 gün boşuz. Nasıl baksana bir şey. Bir hafta sonra da travel'ımız başlıyor. Çok güzel değil mi? Yavaş yavaş. Tam Ömer'e gel. Arkadaşlar şimdi personel girişine gidiyoruz. Park kapalı. Personel girişini göstereyim size. Selam kanka. İşte bizi rezil eden. Bizi çalıştırmayan. Milleti kovan. Cevanların geldi, parka gidiyoruz işte. Her zaman derim arkadaşlar. Karayüzde müşteriyseniz cidden çok iyi yer ama çalışıyorsanız berbat. Berbat bir yer. Bir personel girişi var ama. Şurada furi var. Buranın en uzun, en hızlı aleti. Bir sürü güzel ride'lar var burada.
biraz bir tur atalım bakalım. Parkın dışında. İşte park hafta işleri açık olsa belki girerdim. Video falan çekerdim ama işte hafta sonları açık, hafta sonları da çalıştığımız için video falan çekemiyorum. İşte buradan giriyoruz. Burada kontrolü falan yapıyorlar. Giriyoruz işte. Kart var, kartta giriş yapıyoruz. Sonra makineler var. Makinelerde punch out, bir start falan yapıyoruz. Giriş çıkışımızı oradan kontrol ediyoruz. Sisteme düşüyor. Ne kadar çalıştığımız, ne kadar şey yaptığımız. Her şeyi takip edebiliyorlar. Park falan burada, otoparkları. Garip bir yer. Ya arka tarafta ise kamp yerleri var, oraya götüreyim. Birazcık orada video çekeyim. Burada işte çalışanlar şey yapıyor. Karavanları falan var arkadaşlar. Bak bir tane geliyor, bu da karavan. Adamlar yapmış ya baba. Koskocaman karavan. Arkaya da arabayı bağlamış. Gidiyor. Burada çalışanlar var. İşte onlar karavanıyla geliyor. Bazı müşteriler falan da karavanla karavanı koyuyor. İşte orada yatıyor, orada kalkıyorlar. Bence eğlenceli. Burada işte voleybol sahası var. Şu an kimse oynamıyor. Şurada havuz var. Hava zaten bozuldu. Havuza falan da giremedik. Vakit, kendimize vakit ayırmıyoruz ki. Hadi çalışıyoruz. Tüm olumsuzlukları sizlere bahsedeceğim burada. Cidden ya bizi berbat duruma düşürdü ya. Tam iyi bak, cidden paranın karşılığını alıyorsunuz. İyi para kazanıyorsunuz. Ama sizi heder böyle berbat duruma sokuyorlar. Ayrımcılığa uğruyorsunuz. Irkçılığa maruz kalıyorsunuz. Mesela parkta çalışıyoruz. Parkta ilk öncelikle bizleri yolluyorlar. Mesela yağmur yağdı. Ufak daha olsa yağmur yağdı. Bizi yolluyorlar. Bir sıkıntı mı çıktı? Hemen J1 öğrencilerini yolluyorlar. Çok bu duruma maruz kalanlar oldu. Geçen işte, hani tek bu ilk işte falan da değil. İkinci işte de aynı durum. Ya biz çalışıyoruz. Biz normalde schedule'ımız 7'den kapanışa, 7'den gece 4'e kadar. Adam aradı, 9'da gelin. 9'da gittik, kapanışa kalacağız 9'dan 4'e. Bize gelmiş diyor ki 1'de çıkın. Ve yeni gelen Meksikalılar var. Yani onlara şey yapıyor, onları yollamıyor. Biz daha iyi çalışıyoruz. 2 aydır falan çalışıyoruz, her şeyi biliyoruz. Ama bizi yolluyor. Böyle garip garip işte ayrımcılığa uğradığımız durumlar oluyor. Ki herkes yani illaki geldiğinde falan bu durumlara maruz kalacak yani. Kalmayanlar oluyor illaki ama genelde bu durumlara genel Türkler falan maruz kalıyor. O yüzden çalışacağınız yere, gideceğiniz eyaleti, gideceğiniz şehri falan iyice araştırın. Biz yani buraya geldiğimizde işte 15 dolar cidden iyi para saatlik olarak. Kalacağımız yer haftalık olarak düşük ücret. Ama tamam, aldığımız para iyi olabilir. İkinci iş imkanı yok. Biz ikinci iş için. Çünkü ilk çalıştığın iş tüm masraflarını falan karşılıyor. Masraf ediniyorsun geldiğinde. Masraflarını falan karşılıyor. Sadece ikinci iş senin cebine para koyuyor. O yüzden ikinci işi zor bu. Yavaş yavaş sezonun sonuna geliyor zaten arkadaşlar. Tüm edindiğim zorlukları, bilgileri sizlerle paylaşacağım. Güzel bir şekilde siz de bilgi edinmiş olacaksınız. Ardı ardına böyle videolar yükleyeceğim. Hepsi güncel olacak. Zaten her sene Türk gelecek. Burada olan bir sürü Türk var. Onlardan da bilgi edinirim. Ne oluyor, ne bitiyor. Her şeyi sizlere aktarırım. Videoda takıldığınız konu falan varsa yazabilirsiniz.
saatlerde green card başvuruları başlıyor. Beraber başvuru da yapacağız. Böyle yavaş yavaş videolar adına alakalı bilgileri sizlerle aktaracağım arkadaşlar. Bu tüm bilgileri kaçırmamak istiyorsanız kanalıma abone olup beni takip etmeyi, videoma beğeni atmayı ve aklınızda soru işareti varsa da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.